Medyascope'tan herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda son dönemde çokça konuşulan bir konuyu ele almak istiyoruz. Biliyorsunuz Konya'da barınakta yaşanan bir katliam söz konusuydu. Ve aynı zamanda bir süredir de özellikle sokak köpekleriyle ilgili ve sokak canlılarıyla ilgili kamuoyunda oluşan bir ikili bir karşıtlık var. Bir yanda sokaktaki başıboş dolaşan köpeklerin ya da işte sokak canlılarının mağduriyet yarattığını söyleyen, dolayısıyla bu soruna çözüm isteyen ki bu olayın başında da zannediyorum çok büyük bir kıvılcım olarak biliyorsunuz zannediyorum Bitlis'teydi bir çocuğumuzun bir köpek tarafından ısırılması ve kuduz vakasına rastlanmasıydı Türkiye'de 21. yüzyılda ve bunun ardından olay giderek büyüdü. Ve zaten geçtiğimiz yıldan bu yana da biliyorsunuz yine işte pitbull'larla ilgili büyük bir tartışma vardı Twitter'da. Özellikle herkes birbirine karşı herhalde silah çekmeye alıştı diye düşünüyorum ben. Ama bir türlü doğru tartışmayı, sağlıklı tartışmayı yapamaz hale geldik. O yüzden bugün bu yayında çok değerli bir konuğumuz var. Kendisinin de bu konuda çalışmaları var. Aynı zamanda bu konuyla ilgili düşünceler olduğunu da biliyorum. Başka yayınlar da yapmıştık kendisiyle özellikle anayasa hukuku özelinde. Ben hemen onu tanıtmak isterim. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Serkan Köybaşı ile hayvan hakları meselesini ve ne olduğunu, ne olmadığını, ne yapıldığını, ne yapılmadığını konuşmak istiyoruz. Ben sözü Serkan Hoca'ya bırakmadan önce şöyle ufak bir girizgah yapayım. Çünkü bu yayının tanıtımını yaparken hayvan hakları ile ilgili bir işte tanıtım yaptık, çıktık. Ve hemen ardından Medyascope'un o ilgili tanıtımının altında şöyle yorumlar gördüm. İşte Alpan Bey lütfen bizi de anlayın. İşte başıboş köpek mağdurları mesela hesabı var. Bizi de anlayın diyorlar. Zaten anlamıyor değiliz. Yani orada öyle bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bu konuyla ilgili en doğru, en sağlıklı tartışmayı yapabilmek lazım. O yüzden izleyicilerimize eğer o izleyenler buradaysa, yorumları yapanlar buradaysa şunu rica ediyorum. Bizim hafta sonu biliyorsunuz bir de 4. yayınımız var. Orada da bu konuları konuşuyoruz, gündeme alıyoruz. Lütfen söylemek istediğiniz bir şey varsa bana direkt mail atabilirsiniz. alpan.telegram@gmail.com Medyascope'a da iletebilirsiniz. Ya da bu yayının şu anda canlı değil, kayıt bir yayın. Dolayısıyla akşam yayınlanacak. Cumartesi akşamı. Oraya yine YouTube'a yorumlarınızı yapabilirsiniz ya da chat kısmında yazabilirsiniz. Hepsini izleyeceğim, not edeceğim ve yine dediğim gibi 4. yol yayınında da bu konuyu eğer ele alırsak aktarmaya çalışacağım. Onu da aktarmak isterim. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Uzun bir girizgah yaptım, kusura bakmayın. Ben şimdi sözü size bırakacağım. Yani 2 yıldır falan herhalde bu konuyu ufak ufak tartışıyorduk ama son 1-2 aydır çok alevlendi. Görüntüler de çok kötüydü. Dediğim gibi yine o Bitlis'te yaşanan hikaye, kuduz vakası da vardı. Ben de bu hafta ilgili bununla yazdım ama ben ilk sorumu şöyle sorayım. Sizin olayı uzun zamandır takip ediyorsunuz. Herkes birilerini suçluyor, canlıları suçluyor. Başka kesimler işte... Hayır siz suçlusunuz diyor. Esas suçlu kim? Yani suçlu demeyeyim de sorumlu kim bütün bu işlerde? Bu işin başlangıç noktası sizce nedir? Çok uzun yıllara yayılan bir sorun bence. Ve tabii ki burada suçlu ya da sorumlu hayvanlar değil. O kesin. Ama uzun yıllardan beri çeşitli kurumların yapmaları gerekenleri yapmamalarından dolayı böyle bir toplumsal patlamaya doğru giden ya da kutuplaşmaya doğru giden bir sorunla karşı karşıyayız. Aslında hayvan hakları, hayvanların korunması, buna ilişkin konular geçen sene 2021'in Temmuz ayında hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikler sırasında da çok gündeme gelmişti. Tabii o zamanlar ters bir şekilde yaklaşılıyordu toplum tarafından. Çünkü çok önemli ve yani yine sosyal medyadan yayılan ve hepimizi çok üzen çeşitli olaylar olmuştu. Hmm. Küçük bir yavru köpeğin 4 bacağının kesilmesi ve daha sonra ölmesi ya da bir üniversite öğrencisinin canlı yayında kendi kedisini işkence yaparak öldürmesi, bunların üzerine çok büyük bir infial doğmuştu. Ve 2004'te kabul edilen ama çok da yeterli korumayı sağlamayan hayvanları koruma kanununun işte değiştirilmesi için bir meclis komisyonu kurulmuştu. Oradan güzel bir rapor çıkmıştı aslında göreceli olarak. Hı. Ama o kanun değişikliğinde bu raporun çoğu yok olmuştu ve gerekli düzenlemeler, adımlar atılamamıştı. Bu hareket daha sonra bir şekilde karşı hareketini doğurdu ve özellikle bu da dünyada genelde yükselişte olan sağ popülist hareketin bir parçası olarak aslında toplumu kutuplaştıran ve işte bu hayvan hakları hareketinin karşısına başka bir toplumsal kesimi koyan
böyle bir taban yaratan bir hareket olarak ortaya çıktı. Dediğiniz gibi toplumda, Türkiye'de bir sokakta yaşayan hayvanlar kavramı var. Sokak hayvanları ya da başıboş köpekler olarak tabii bu olumsuz bir şekilde ortaya konulmaya çalışılıyor ama sokaklar hepimizin. Sokaklar diğer hayvanlarla birlikte, kedilerle, köpeklerle, kuşlarla, hatta farelerle, diğer hayvanlarla birlikte hepimizin. Biz onların aslında yuvalarının üzerine şehirlerimizi inşa ettik ve doğa zaten sadece insanın üstün olduğu bir kavram değil, bir ilişkiler ağı. Diğer doğal varlıklarla ve canlılarla ilişkiler içerisindeyiz. Doğadan ayrı bir tür değiliz. Öncelikle bunun algılanması gerekiyor. Ama kabul ediyorum ki bazı hallerde, istisnai hallerde de olsa sokak hayvanları, sokakta yaşayan hayvanlar çeşitli nedenlerde çocuklara veya yetişkinlere saldırabiliyorlar. Genelde saldırılmıyor. Saldıran hayvan sayısı çok az. Yani baktığımız zaman evet, mesela yakın zamanda İstiklal Caddesi'nde bir bomba patladı. Dolayısıyla insanlar da insanlara zarar verebiliyorlar. Ama biz bunun arkasından şey demiyoruz. Hadi bütün insanları evlerine kapatalım ya da bütün insanları öldürelim demiyoruz. Burada önemli olan sorumlu belediyeler. Sadece belediyeler de değil, belediyelerin tehlikeli veya hastalıklı hayvanları tespit etmesi ve onları geçici bakım evlerinde tedavi etmeleri, tedavi edilemiyorlarsa da çok istisnai hallerde öldürmeleri gerekiyor. Yani bununla ilgili düzenleme var. Çünkü 5199 sayılı işte hayvanları koruma kanununda 6. madde var. Bu 6. madde çok önemli bir madde ve dünyada örnek gösterilen bir madde. Dünyadaki çeşitli ülkelerin takip ettiği ve kendi aslında mevzuatlarına katmayı katmak için hareketlerine destek olarak gösterdikleri bir madde. Yakinen biliyorum çünkü bununla ilgili yakın zamanda Harvard Üniversitesi'nde bir çalışmaya katıldım. Ve benden bu 6. maddenin mantığını anlatmamı istediler. Bu 6. madde şunu diyor. Belediyeler güçten düşmüş veya hastalıklı hayvanları toplarlar, onların kayıtlarını yaparlar, tedavilerini yaparlar ve 10 gün içerisinde sahiplendirmeye çalışırlar. Ama sahiplendiremedilerse o zaman 7 gün içerisinde aldıkları yere geri bırakırlar. Bu belediyelerin görevi. Dolayısıyla bizde bakım evinde tutulan hayvanlar yasaya aykırı şekilde tutuluyorlar. Bu kanunun bir de uygulama yönetmeliği var. O yönetmeliğe de açıp baktığınız zaman yine burada da geçici bakım evi, yani bütün yönetmelik boyunca bakım evinin önünde bir geçici sıfatı var. Hayvanları burada namütenayi şekilde tutamazsınız. Kanun da, yönetmelik de bunu yasaklıyor. En fazla 10 gün tutabilirsiniz. Daha sonra hayvan sağlıklıysa veya kısırlaştırdıysanız aldığınız yere bırakmanız gerekiyor. Burada tabii yanlış bir algı var. O da şu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte sokaklarda hayvan olmaz, hayvanların yeri bakım evidir sözü. Ama bu Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın kendi düşüncesi olabilir ama bu söylem kanuna aykırı. Yani eğer böyle olduğunu düşünüyorsa kanunun ve bunu uygulamak için çıkartılan yönetmeliğin değiştirilmesi lazım. Değiştirilmediği sürece Cumhurbaşkanı kanunların üzerinde değildir. O yüzden de kanun, bir hukuk devletindeki anayasanın ikinci maddesi hukuk devleti olduğumuz yazıyor. Ne kadar şüpheli olduğunu biz de biliyoruz ama yine de yazıyorsa ya kanun uygulanmalı, yönetmelik uygulanmalı ve bakım evleri sadece geçici süreliğine köpekler için bir ev olabilir ve orada da sadece güçten düşmüş köpekler, hasta köpekler ancak tedavi edilebilir, sonra da geri bırakılmaları gerekir. Evet, ben şimdi bu noktada şunu da sormak istiyorum. Aslında iki sorum var ama bir tanesi de şu, geçtiğimiz günlerde biz 4. yolda bu konuyu tartışırken bazı izleyicilerimiz şu yorumu yapmıştı. Evet, kanun yerel yönetimlere özellikle bazı sorumluluklar yüklüyor. Fakat Alpan Bey, orada gelen soru şuydu. Bir yandan da merkezi yönetimin de yapması gereken bazı şeyler var. Ben onu merak ediyorum hocam. Yani biz hepimizin aklına, ben de bir yazı yazdım dediğim gibi, direkt doğrudan yerel yönetimleri işini yapmayan, kontrol etmeyen, işte aslında onları başıboş bırakan belki de, ki aslında o başıboş bırakılma hali sadece sokak canlılarına ait değil, aslında bir noktada nüfusun bir kısmı da bundan nasibini alabiliyor. Yani insanlarla ilgili daha iyi işler yapılabilecekken, şehirler daha iyi noktaya getirilebilecekken, bence bazı yerel yönetimler, iyileri tenzih ederek söylüyorum, görevlerini yerine getirmiyorlar. Ama bir yandan da merkezi yönetimin bir acaba dahili
olabilir mi bütün bunlarda ya da var mı zaten, onu da ben merak ediyorum. Tabii ki var. Zaten mesela kanunun 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 15. maddesine baktığımız zaman mesela valinin başkanlığında kurulan bir il hayvanları koruma kurulu var. Bu kurulun tek görevi hayvanları korumak. Ama mesela şimdi biz bu işte sokak hayvanları, sokakta yaşayan köpeklerle ilgili tartışma yaptığımız zaman hep belediyeler, belediyelerin bakım evleri vesaire diyoruz. Peki valilerin başkanı olduğu il hayvanları koruma kurulları nerede? Veya mesela belediyelere yönetmeliğe de baktığınız zaman özellikle inanılmaz bir yük yükleniyor. Yani o bakım evlerinin ayrıntılı şartları, orada çalışması gereken veterinerler, yani bakım evlerinde nelerin olması gerektiği, hangi odaların olması gerektiği, hangi odaların işte işçilerin odalarının, hayvanların kaldığı yerlerden ayrı olması gerektiği, ameliyathanelerinden, o kadar ayrıntılı ki düzenleme. Peki belediyelerin bunları yapacak bütçesi var mı? Bütçesi yok ve üstüne üstlük de belediyelerden aynı zamanda diğer hizmetleri yapmasını bekliyorsunuz. Ve hatta bu hizmetleri yapmasını beklerken de merkezi yönetim olarak bazı taşlar koyuyorsunuz yollarına. Onu engellemeye çalışıyorsunuz. Belediyelerin kendi bütçelerini elde etme yöntemleri yok. Merkezden denetleniyorlar. Dolayısıyla belediyeler de tabii ki bütçelerini kendilerini daha fazla oy getirecek alanlara yansıtmaya çalışıyorlar. Hayvanları görmezden geliyorlar. Hayvanların işte canının biraz daha değersiz olduğunu düşünüyoruz hepimiz. Neden? Çünkü oy veremiyorlar. Bu nedenle de tabii ki burada merkezi yönetimin de sorumluluğu var. Merkezi yönetimin öncelikle belediyelerin bu konudaki bütçelerini serbest bırakması lazım. Onlara yardım etmesi lazım. Çünkü yönetmelikte merkezi yönetimin yardım edeceğine dair bir ibare var. Böyle bir yardım var mı? Yok. İl Hayvanları Koruma Kurulu kuruluyor mu, toplanıyor mu, valiler bu görevlerini yapıyorlar mı, yapmıyorlar. Dolayısıyla merkezi yönetimin de sorumluluğu var. Burada tabii ki belediyeler asıl sorumlu ama burada merkezi yönetimin bunun da ötesinde belediyelerle işbirliği yapması gerekiyor. Şimdi şunu biz de kabul ediyoruz. Sokakta bazı bölgelerde özellikle çok fazla hayvan popülasyonu var. Evet. Kontrolsüz şekilde artan. Bazı yerlerde kedi ama kediler şu anda en azından ön planda değil, daha çok köpekler ama köpeklerden sonra kedilere de sıra gelecek. Bu popülasyonun sınırlanması elbette ki gerekiyor. Buna bir şey demiyoruz. Ama mesela Bitlis'teki olayda sorumluluk belediyenin, çünkü o kuduz vakasının tespit edilmesi ve onun bakım evine alınması, tedavi edilmesi, tedavi edilemeyecekse de öldürülmesi gerekiyordu. Tabii. Burada şimdi sokaktaki diğer hayvanları, diğer kuduz olmayan ve hiçbir şekilde saldırgan olmayan hayvanları suçlamak, tamamen işte dediğim gibi birisi kendini patlatıyorsa o zaman bütün herkesi öldürdüğüm gibi bir mantığa götürüyor bizi. Bu da çok mantıklı değil. Burada merkezi yönetimin belediyelerle işbirliği yaparak öncelikle hayvan üretimini durdurması gerekiyor. Hayvanların üretiminden para kazanan çok büyük bir kesim var. Büyük paralar kazanılıyor. Bunun engellenmesi lazım. Bunların tespit edilmesi ve engellenmesi lazım. Çünkü bu üretim daha sonra işte birileri bu üretilmiş hayvanları alıyorlar, sonra sıkılıyorlar ve işte sokağa bırakıyorlar. Bir popülasyonun artmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Bir de bir kampanyayla yine işbirliği içerisinde bir kısırlaştırma kampanyası çok mümkün ve gerekli de. Yani bu çok da kolay yapılabilir. Yani işte neredeyse her mahallede artık bir veteriner var. Yerel veterinerlere bir kota ya da işte bir teşvik verilerek onlara bir bütçe de sağlanarak, çünkü kısırlaştırma ameliyatı kolay bir ameliyat değil oradaki veterinerler için de, ama merkezden değil yereldeki o yaygın ağ kullanılarak ve dediğim gibi teşvik edilerek, bu herkes mahallesindeki köpeği veterinere götürürse, kısırlaştırırsa ve bakımını yapıp tekrar sokaklarda birlikte yaşarsak zaten zaman içerisinde bu sayı azalacaktır. Ve burada da hiçbir hayvanın en azından yaşam hakkı ihlal olmadan, edilmeden hep beraber yaşayacağız ve bu sayı giderek azalacaktır diye düşünüyoruz. Ama onun yerine işte sokaklar tehlikeli, bunlar başıboş, bunları toplayalım. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu düşünceniz kanuna aykırı. Bizim yaptığımız şey kanunu savunmak. Hakları savunmak ve kanunun doğru uygulanmasını sağlamak. Biz hukukçuyuz. Kanunu uygulamayacaksak zaten ülkede hukuk kalmamış demektir. Tabii. Aslında sizin anlattıklarınızı ben dinleyince ya izleyicilerimiz için de öyle olduğuna eminim, en azından bir kesim için. Karşımızda bir yağlı boya tablo var diyelim, bir tuval var.
Yani insanlar özellikle bundan işte mağduriyet duyduğunu ifade edenler tahmin ediyorum daha çok bir noktaya odaklanıyorlar ama mesela siz öyle bir resim çiziyorsunuz ki bu işin yönetim sorunu var, merkezi yönetim, yerel yönetim, bir ekonomi tarafı var. Yani ekonomiden kastım hayvanların üretimiyle ilgili bir, oradan belki bir rant sağlayan, çıkar sağlayan bir gruplar var, çıkar grupları var. Dolayısıyla aslında çok çok iç içe olan bir sorun ama eninde sonunda zannediyorum hem hukuk yoluyla hem de siyasi irade yoluyla çözülebilecek bir şey. Ben şunu da sormak istiyorum size. İki sorum daha var hocam. Bir tanesi özellikle bu sizin de ilk girişte söylediğiniz, örnek verdiğiniz vakaydı. İnsanları çok üzmüştü. Şimdi konuyu biraz daha hayvanlara şiddet meselesine getirmek istiyorum. Orada kamuoyunu yaralayan, bir başka kesimi yaralayan unsur da şu hayvanlara şiddet görüntüsü karşısında acaba gerekli cezalar veriliyor mu? Yani benim merak ettiğim bir mevzuatta buna karşı verilen cezalar ne durumda? İkincisi, siz karar yönetmeliklerinden de bahsettiniz. Yani onların uygulama yönetmelikleri de var. Acaba gerekli mevzuat var, uygulanmıyor mu? Yoksa oradaki durum nedir? Ben onu da merak ediyorum. Şöyle, 2021 öncesinde kabahatler kanunu çerçevesinde hayvanlara şiddet sadece idari para cezasıyla cezalandırılıyordu. Ama 2021'deki en önemli değişiklik hayvanlara şiddetin, yani saldırının, öldürmenin, tecavüzün artık suç kapsamını alınmış olması. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28A maddesi hayvanlara yönelik şiddetin cezalarını belirtiyor. Ve burada çeşitli durumlarda hangi cezaların verileceği öngörülüyor. Burada genelde eleştirdiğimiz nokta bu cezaların erteleme barajının altında kalması. Hmm. Erteleme sınırının. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırının altında kalması. Dolayısıyla hayvanın şiddet vakalarından bazıları ve çoğu aslında ya ertelenebiliyor ya da para cezasına çevrilebiliyor. Yatarı yok yani amiyane tabirle. Hı hı. Ama tabii ki mesela bu işte Konya'daki vakada olduğu gibi bir infial yaratıldığı zaman, sosyal medyada bir tepki doğduğu zaman ya da avukat mobilizasyonu olduğu zaman ki bu konuda çalışan çok fazla avukat var ama ülkede çok fazla şiddet var hayvana yönelik. Hmm. Ve bir şehirde değil, her yerde, bir vakada değil, her yerde ve sadece köpeklere de değil, kedilere, yunuslara ve işte özellikle avcılık gibi durumlarda var. Avcılıkta bir şiddet ve ona karşı da oradaki ihalelere karşı açılan davalar var ve yetmiyoruz. Hmm. Yani bu çok güçlü bir hareket ve hayvanların haklarını savunan çok fazla insan var ama yine de şiddet daha da fazla. O yüzden böyle bir ben ne yapsam olur beni de yakalamazlar herhalde gibi bir izlenim doğabilir kişilerde. Hı-hı. Ama bunların hepsi suç. Dediğim gibi 28A'da suç. Özellikle hayvan bazı istisnalar dışında hayvanların öldürülmesi mesela 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Hı hı. 4 yıl mesela yatarı olan bir ceza. Eğer 4 yıl alırsanız bayağı hapse girersiniz. Ya da mesela hayvanları cinsel saldırıda bulunanlar, onları tecavüz edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis yatabiliyorlar. Hocam siz hiç hapis yatan duydunuz mu peki? Hiç böyle bir vakayla karşılaştınız mı? Tabii var. Yani hatta 2021 öncesinde bile yatan var. Mesela Ankara Batıkent'te sokak hayvanlarını zehirleyenler şu anda hala hapisteler. Hmm. Neden? Çünkü orada 17 hayvan ölmüştü, 17 köpek ölmüştü. Bunlardan 3'ü sahipliydi. Sahipli oldukları için 2 yıldan ceza verdi hakim ama geri kalan 14'ü sahipsiz olmasına rağmen tabii orada daha henüz suç haline gelmemişti hayvana yönelik bu şekilde şiddet. Çevreyi kirletmekten verdi. Hmm. Çevreye zehirli et bırakıyorsunuz çünkü. Hmm. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'ndaki başka bir maddeyi kullanarak kişilerin çok yüksek bir şekilde cezalandırılmasını sağladı. Ama bu yani tek bir istisnai bir vaka gibi kaldı. Şimdi ise 2021'den itibaren ise bunlardan bazıları dediğim gibi eğer özellikle de gündeme geliyorlarsa ve topluma bir infial yaratıyorlarsa hapiste cezalandırılabiliyorlar. Cezalandırılabilirler de bundan sonra. Mesela bence Konya'da köpeği öldürenler, kürekle öldürenler tutuklandılar zaten. Hmm. Ve büyük bir olasılıkla onların yatarı olan bir ceza alacaklarını düşünüyorum ben. Hmm. Hocam peki benim son sorum da bu noktada şu olacak size. Siz bir eksiklik görüyor musunuz mevzuatta? Eğer öyleyse, bu arada sadece mevzuatta olmayabilir. Yani siyasi olarak da nasıl bir düzenleme ya da nasıl bir vizyona sahip olmak lazım? Biliyorsunuz bu hafta içinde Altılı Masa
anayasa değişikliği önerisini somutlaştırdı, açıkladı. Orada benim gördüğüm ufak bir cümle de vardı hayvan haklarıyla ilgili. İktidar da tabii bunu yapabilir, muhalefet de yapabilir. İktidarın da bazı kanatlarının rahatsız olduğunu da biliyorum bilfiil. Ama nasıl bir, yani eğer eksiklik varsa ideal mevzuat ne olmalı onu sormak isterim son olarak. İdeal bir mevzuat var mı tartışılır, o ayrı. Ama bir de yani şey değil bunun çözümü, cezaları artıralım. Yani burada tabii ki çeşitli farklı görüşler olabilir ama benim düşüncem cezaların artırılması bir çözüm olmayacaktır. Çünkü burada ceza politikası gibi bir kavram var. Yani cezayı artırdığınız zaman uygulanabilirliğini azaltıyorsunuz. Yani hakimler daha az uygulama eğilimine giriyorlar. Tabii burada yine de cezaların uygulanması çok önemli. Az veya çok cezaların uygulanabiliyor olması lazım. Yani kişilerin ben bu suçu işlediğim zaman ceza almam ben düşüncesinin olmaması lazım. Yani işleyen bir hukuk sisteminin olması lazım. Burada tabii ki iktidarın ve tabii ki buna muhalefet partileri de dahil ama özellikle de iktidarın bu konuda bir politika ortaya koyması lazım. Yani ben 5199 sayılı kanunu artık uygulayacağım. Tabii bunun başında Cumhurbaşkanı'nın en tepeden kanuna aykırı söylemlerinin artık olmaması lazım. Yani çünkü çoğu yönetici, belediye görevlisi Cumhurbaşkanı'nın sözlerini kanunlardan üstün kabul ediyorlar. Bu uzun yıllardan beri hukuk devletinin uğradığı erozyondan kaynaklanıyor. Türkiye'de işlemeyen bir hukuk şeyi var, sistemi var, algısı yerleşmiş durumda hepimizde. O yüzden kanunların değiştirilmesi, mevzuatın değiştirilmesi çok büyük bir değişiklik yapmayacaktır günlük hayatımızda ve o hayvanların yaşam hakkı doğrultusunda. Önemli olan politikaların değiştirilmesi. Ve işte hayvanların çıkarını da, insanların çıkarını da gözeten kampanyalarla bir orta yolun bulunması, hem insanların tehlikeli olan hayvanları işte barınaklara teslim edebilmesi, ama aynı zamanda tehlikesiz olan hayvanların da sokaklarda bizimle birlikte yaşayabilmesinin dediğim gibi aylara yayılan, belki bir iki yıla yayılan bir kampanyayla çözülebileceğini düşünüyorum. Burada şeyi söyleyeyim sadece, mevzuatta bir sorun var mı? Evet, şu anda 2021'deki bir değişiklikle bir sorun oldu. Hayvana şiddet vakalarında artık doğrudan savcılığa gidemiyoruz. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine gitmemiz gerekiyor. Ancak onlar savcılığa gidilmesi gerektiğine karar verirse soruşturma başlayabiliyor. Bu hayvanlara yönelik şiddetin yargıya taşınabilmesinin önünde çok büyük bir engel. Bir de kuvvetler ayrılığına da aykırı. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı bir yürütme organı ama yargıymış gibi, bir savcıymış gibi karar vermeleri bekleniyor. Bu sistem henüz daha yönetmelikle de düzenlenmedi. 2021'de kanun değişti ama uygulama yönetmeliği değişmedi. Bunun nasıl işleyeceği belli değil. Şu anda bir boşluk var. Bu da tabii hayvana yönelik şiddette önemli bir boşluk yaratıyor. Şu anda özellikle sadece fotoğraf veya videoların işte istisna yaratan suçüstü hale olup olmadığı tartışması var. Bunlar acaba suçüstü yerine geçer mi? Çünkü suçüstü halinde Tarım Orman Bakanlığı'na gitmeden doğrudan savcılığa gidebiliyorsunuz. Neyse, çok ayrıntılarına girmeyeyim ama burada mevzuatta düzeltilmesi gereken bir şey var mı? Evet, var. Çünkü bir boşluk yaratıldı. Ama onun dışında çözüm politikaların değiştirilmesi. Bu konuda kapsamlı bir politika yaratılması ve kampanya yürütülmesi ve herkesin ortaklaşa bu kampanyayı yaratması. Yani işte bahsettiğiniz platformlar dahil ama hayvan hakları dernekleri ve avukatları da dahil herkesin bir masa çevresinde toplanması gerekiyor. Evet, Serkan Hocam çok teşekkürler. Yani ben çok aydınlatıcı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bütün eksiklikleri en azından benim kafamda doldurdunuz. Umarım izleyiciler için de öyle olmuştur. Çok teşekkürler vakit ayırıp katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Çok sağ olun. Evet, sevgili Medyascope TV izleyicileri, bugün hayvan hakları konusuyla ilgili olarak ben en azından merak ettiklerimi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Serkan Köybaşı'na ilettim, sordum. Dediğim gibi, programın başında söylediğim gibi, lütfen sizin de soru ve yorumlarınız olursa bu yayının altına yazabilirsiniz ya da chat kısmında da ben yine aynı şekilde göreceğim. Onları da almayı çok isterim. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.